Herkese merhaba. Evet, bir süre farklı içerikler yaptım ama şimdi yeniden karşınızdayım. Bok gibi Book Reviews'a da ara vermiştim. Ona da tekrar başlayacağım. Çünkü kendimi yeterince deşarj olmuş hissediyorum artık Bok gibi Book okumak için ve seri katilleri tartışabilmek için. Bugün Dorothea Puente Montalvo ile karşınızdayım. Suçtan kazanç sağlamak konu başlığı altında yer alıyor. Belki bunu bilenleriniz vardır çünkü gerçekten kadın seri katil dendiğinde akla gelen birkaç isimden biri bu kişi. Ve çok farklı bir öldürme şekli var. Yani şöyle, para için öldürüyor ama yani bunun için çok savunmasız, gerçekten kendini savunamayacak ve ona çok güvenen yaşlı insanları kullanıyor. Belki de bu yüzden zaten böyle adı en çok bilinen seri katiller arasındadır. Çünkü gerçekten yani hiç beklenmeyen, hani öldüren hemşireler vardı ya. Bu kadın da öldüren bir hasta bakıcı, yaşlı bakıcı birisi. Evet, isterseniz başlayalım artık. 1988 yılının Şükran Günü tatili sırasında Los Angeles kasımının parlak, temiz ve biraz serin öğle saatlerinde Highland Bulvarı'ndaki 3. caddede emekli marangoz Charlie Wilges evine giderken Monte Carlo adında küçük, karanlık bir yerel barda durup bir bira içmeye karar verdi. O gün çarşambaydı ve Charlie bir cam kesme aleti satın almıştı. Yalnız ve içi boş hayatının keyifli bir gününü yaşıyordu. Charlie artık hiçbir şeye aldırmıyordu. Hayat boyu süren iş, yükümlülükler, talihsizlik, kayıplar ve kırık kalplerin ardından Charlie artık küçük dükkanların ve düşük kiralı evlerin bulunduğu kasvetli, basık bir mahallenin yakınlarında bir apartman katında hayatından memnun, tek başına yaşayıp gidiyordu. Burası Los Angeles'ın sönük, sıradan bir semtiydi. İnsanlar oraya özel olarak gitmezler, ancak başka bir yere giderken oradan geçerlerdi. Charlie 60'larının sonuna gelmiş yaşlı bir adamdı. Eklem iltihabı ve amfizemi vardı. İki kez kalp krizi geçirmişti. Aylık sosyal güvenlik yardımıyla hayatını sürdürüyordu. Kimsenin ondan bir beklentisi ya da onu bekleyen birileri yoktu. O gün öğle saatlerinde Charlie bir ya da iki bira içerken kimse onunla konuşmadı. Charlie her gün yalnız olmasına rağmen özellikle bazı günler, mesela doğum günü, Noel günü ya da Şükran gününde ve bir zamanlar başkalarıyla birlikte olduğu diğer özel günlerde kendisini özellikle yalnız hissediyordu. O Şükran günü de değişen bir şey yoktu. Gün ışığından bara girdiğinde gözlerinin karanlığa alışması birkaç dakika sürdü. Charlie'nin uğradığı yer Atnalı biçiminde tipik bir bardı. Oraya arada bir uğrayan diğer yoksul yalnızları, pansiyoncuları, sakatlanmış jokeyleri tanıyordu. O gün de barda yapacak başka işi olmayan birkaç kişi vardı. Kapı açılıp o içeri girdiğinde dışarıdaki parlak gün ışığı ve caddeden akıp giden trafiğin güneşli yansımaları bir an içeri doldu. Charlie başını kaldırıp ona baktı. Görünüşü pek iyi değildi. Modaya uygun giyinmişti. Üzerinde parlak bir kırmızı ceket, seksi mor ayakkabılar vardı. Fakat aşırı özgüvenli ve kadınsı bir hali vardı. Gelip Charlie'nin karşısındaki bar taburesine oturdu. Charlie'den daha genç, 50'li yaşlarının sonunda ya da 60'lı yaşlarının başındaydı. Gri saçları kuaförden çıkmış gibiydi ve evet, üzerinde biraz da büyük anne havası vardı. Ama yine de parlak ceketiyle oldukça seksi görünüyordu. Etkileyiciydi ve bir bacağını diğerinin üstüne atarak mor ayakkabısını yavaş yavaş oynatmaya başladığında Charlie içinde bir şeylerin kımıldandığını hissetti. Kalkıp gitmeli diye düşündü Charlie. Bu kadınla kendisini bir arada düşünemiyordu. Bu arada kadının görünüşünü merak edenleriniz için şuraya bir fotoğrafını koyacağım. Boyadığım kişi de o ama tabii ki gerçek fotoğrafını da görmenizi istiyorum bir yandan Google'lamaya üşenenleriniz için. O sırada birkaç tabure ileride oturan barın kadın patronu gelecekte çok şirin görünüyordu. Saçları gerçekten çok güzel, makyajı gayet hoştu sözleriyle o anı tekrar hatırlayacaktı. Kadın bir vodka portakal suyu söyledi ve gözleri Charlie'nin gözleriyle buluştuğunda yüzünde sıcak ve davetkar bir tebessüm belirdi. Charlie biraz güven kazandı ve ona nezaketle şöyle dedi. ''Havalandırma pervanesinin tam altında oturuyorsunuz, daha yakına gelmek istemez miydiniz?'' Kadının tatlı tebessümü yüzüne yayıldı. İçkisini alıp Charlie'nin yanındaki tabureye geçti. Hareketleri çok tatlı ve inceydi. Charlie'nin o anki ilgisinin cinsellikle pek ilgisi yoktu. Ondan hoşlanmıştı. Sohbete başladılar.
Kadın adının Donna Johansson olduğunu söyledi. Los Angeles'ın sınır noktasında MacArthur Park ile Alvarado yakınlarındaki 3. caddenin 1,5 mil kadar doğusundaki Royal Viking Motel'de kalıyordu. Charlie onda parlak bir zeka, karmaşık, çekici bir hava görüyordu. Fakat ona asıl çekici gelen kadının biraz kırılgan, hatta saf denebilecek haliydi. Yaşlı olmasına rağmen güzeldi, meleksi bir havası vardı ve anlattığı öykü gerçekten üzücüydü. Kocası bir ay önce Sacramento'da ölmüştü. Los Angeles'a yeni gelmişti. Burada yeni bir hayata başlamayı düşünüyor ve umuyordu. Onu motele götüren taksi şoförünün valizlerini arabadan indirmeden nasıl kaçıp gittiğini anlatırken kırılganlığı iyice ortaya çıktı. Elinde sadece bir çantayla üzerindeki giysiler kalmıştı. Bacağını uzatarak ayakkabısındaki yırtığı gösterdi ona. Motelden çıkıp yaşayabileceği bir yer ararken ayakkabılarını fazla zorlamıştı. Charlie hemen atılarak yakınlarda tanıdığı bir ayakkabıcı olduğunu söyledi. Kadın ona teşekkür etti ve ayakkabının onarılması için 3 dolar verdi. Charlie ayakkabıyı alıp dışarı çıktıktan sonra sakin sakin içkisini yudumlamaya devam etti. Ya burada Dorothea'nın nasıl böyle yaşlı, yalnız gözüken, böyle kandırılmaya müsait insanları böyle ustaca tavladığını falan anlatıyor. Ve başta 3 dolar veriyor ve kıyafetleri pahalı falan filan. Hani o şekilde görünce insanlar hiç onu dolandırıcı biri olduğunu düşünmüyorlar. Hatta böyle zaten bu insanların manipüle yeteneklerini biliyorsunuz. Daha önceki videolardan anlatmama gerek yok herhalde. O manipüle yeteneklerini de çok güzel kullanarak bu yalnız, zavallı insanı nasıl kandırdığını göreceğiz şimdi. Charlie döndüğünde kadın ona teşekkür etti. Ayakkabısını giydi ve iki yabancı derin bir sohbete daldı. Charlie bir bira daha söylerken Donna bir içki daha aldı. Emekliye ayrıldığınıza göre nasıl geçiniyorsunuz diye sordu ona. Charlie ona hastalığını anlattı. Her ay sosyal güvenlikten 576 dolar alıyordu. Donna ona Sacramento'da bulunduğu sırada sosyal hizmet programları konusunda biraz deneyim kazandığını, aslında Charlie'nin kolayca 680 dolar alabileceğini söyledi. Ödeneği artırmak için ona yardım edebilirdi. 1,5 saat kadar güzel güzel sohbet ettiler. Kadın gerçekten de çok zeki, yetenekli ve tatlıydı. Fakat kırılganlığı Charlie'nin içine dokunuyordu. Kadın ertesi gün Charlie'nin evine gelmeyi ve ona şükran günü yemeği hazırlamayı teklif etti. Charlie'nin teklifi kabul etmemesi için hiçbir neden yoktu. Kadın çok güzel yemek yaptığını söylemeyi de ihmal etmedi. Bu arada Charlie'yi hafiften kuşkulandıran bir şey oldu. Sohbetin sonuna doğru kadın birlikte oturmayı önerdi. Birlikte otururlarsa para da biriktirebilirlerdi. Charlie bu teklif üzerine biraz tedirgin oldu. Neredeyse 1,5 saattir tanışıyorlardı. Ayrıca Charlie yıllardır yalnız yaşıyordu ve buna alışmıştı. Ama fikir hoşuna gitti. Ayrıca bunda olağanüstü bir şey de yoktu. Çünkü oralarda oturan insanlar masrafları azaltmak için bu türden şeyler yapıyorlardı. Biraz acayipti. Fakat bizim oralarda böyle şeyler normaldi diyecekti daha sonra. Charlie ona bu konuyu düşüneceğini söyledi. Daha sonra ona telefon edecek ve şükran günü yemeğini kabul ettiğini söyleyecekti. Charlie ona otele kadar yürümemesini, taksiyle gitmesini söyledi. Ayakkabısı onarılmıştı ama yolda yeniden açılabilirdi. Donna taksi beklerken hemen koşup onun verdiği parayla 2 tavuklu sandviç aldı. Bunu Donna istemişti. Çünkü geç saatte yemek için motelden çıkmak istemiyordu. Karanlık sokaklardan korktuğunu, tedirgin olduğunu söyledi. Charlie bunu anlıyordu. Kapıyı açıp onun taksiye binmesine yardımcı oldu. Yemek için ona telefon edeceğini söyledi. Charlie bir taksi içinde 3. caddenin doğusundaki küçük dükkanları, alçak binaları, ayaküstü atıştırma mekanlarını seyrederek giderken kendisini neşeli hissediyordu. Bu ıssızlık ve yalnızlık denizinde ansızın biriyle tanışmak ona çok iyi gelmişti. Üstelik kadın kibar, saygıdeğer ve zeki biriydi. Charlie'nin içinde yaşadığı bitik, yoksul emeklilere kıyasla daha üst bir sınıfa mensuptu. Aralarındaki farklılığa rağmen karşılaştıkları andan itibaren ona tanıdık gelmişti. Charlie'nin bilmediği şey Donna'nın 3. cadde boyunca yırtık ayakkabıyla yürümesinin gerçek sebebiydi. Yaşayabileceği bir ev değil, Charlie gibi birini arıyordu. Charlie'ye tanıdık gelmişti fakat bu farklı bir adla, Dorothea Puente adıyla olmuştu. Charlie onu televizyonda hafta sonu haberleri programında görmüştü. Puente, Sacramento'da sosyal güvenlik yardımı alan alkolikler ve sakatlar için bir pansiyon işletmekteydi. Fakat pansiyonda kalanlardan biri tam da sosyal güvenlik çekini nakde çevirdiği sırada gizemli bir biçimde ortadan kaybolmuştu. Kaderin garip bir cilvesiyle sosyal hizmet bürosunda çalışan biri bu ortadan kaybolma olayıyla ilgilenmeye başladı. Puente'nin tatmin edici bir yanıt veremediği sorgulamaların ardından polis olaya müdahil oldu.
Bahçedeki çiçek tarhı kazıldığında topraktan birbiri ardı sıra cesetler çıkmaya başladı. Birinin başı yoktu. Puente ortadan kayboldu. Dorothea'nın kemik bahçesi. Sosyal hizmet görevlilerinin polise başvurmaları zaman almıştı. Çünkü Dorothea Puente, Sacramento'nun hayır işleriyle ve sosyal hizmetlerle uğraşan topluluğu içinde çok iyi tanınan biriydi. Öksüzlere ve yaşlılara gösterdiği cömertlik ve nezaketle ün salmıştı. Sosyal hizmet örgütünün baş edemediği bazı ağır alkolikleri alıyor ve onları öylesine etkin biçimde sağlıklarına kavuşturuyordu ki bu insanlar pansiyondan ayrılarak kendi başlarına yaşayabiliyorlardı. Ya da sosyal hizmet örgütü böyle sanıyordu. Sacramento'nun merkezindeki 1426 F caddesinde Victoria tarzında çok odalı büyük bir ev kiralamıştı. Ev, vali konağı ve kentin tarihi bölgesinin hemen yanı başındaydı. Bakımlı bir evdi ve Dorothea evin çevresine dekoratif çim süslemeleri olan çok bakımlı bir çiçek bahçesine dönüştürmüştü. Sosyal hizmete muhtaç yoksulların yaşadığı karanlık, kasvetli mekanlarla kıyaslandığında Puente'nin pansiyonu bir cennetti. Odalar gayet temizdi ve orada pişen yemekler neredeyse bir efsane gibi anlatılıyordu. Fakat polis işe karıştığında Puente hakkında sosyal hizmet çalışanlarından biraz daha fazla şey biliyorlardı. 8 yıl öncesinden kalan sosyal güvenlik ödenekleriyle ilgili sahtecilikten sabıkası vardı. Bu kayıt sonuca varmak için yeterli değildi fakat polisin Puente'ye karşı daha uyanık olmasını sağladı. Ayrıca sosyal güvenlik hizmeti alanlar için pansiyon işletmesi Puente'nin tahliye şartlarını ihlal ediyordu. Soruşturma günlerce sürdü. Sonunda polis 11 Kasım Cuma günü Puente'nin bahçesinde kazı yapmaya karar verdi. Bu arada şimdi böyle çok hayırsever, acayip böyle insanlar arasında ün salmış, insanlara inanılmaz güven vermiş kişilerin böyle olayları çıkıyor ya. İnsan kime güveneceğini şaşırıyor o zaman. Düşünsenize mesela aklınıza bir hayırsever şey getirin. Mesela Lösef. Yani bu arada gerçek değil yani, kesinlikle gerçek olarak algılanmasın. Örnek veriyorum sadece. Lösef çok bilindik bir vakıf değil mi? Ve böyle insanlar sürekli yardım ederler falan filan. Düşünsenize yıllar sonra bir haber çıkıyormuş. İşte aslında şu iş için kullanıldı bilmem ne. Yani ne kadar korkunç bir şey. Yani bir insanın böyle bir şeye kalkışması için gerçekten zaten ilerleyen kısımlarda kesin aile yaşantısından, çocukluğundan bahsedilecektir ama yani bunlar çocuklukta öğrenilmemiş. Demek ki ahlak yargıları, değer yargıları, bunlara benzer hiçbir şey çocuklukta öğrenmediği için böyle şeyler normal geliyor bunları yapan insanlara. Ama bana her zaman ilginç gelmeye devam edecek yani bu. Neyse, kazı yapmaya karar veriyor polis. Hemen bir ceset bulundu. Fakat ceset kayıp adama değil, adamın kaybolduğu tarihten çok önce gömülmüş bir kadına aitti. Polis hemen o akşam Puente'yi sorguya aldı. Fakat kadın ısrarla bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Puente polisle gayet rahat işbirliği yapıyordu. Çiçeklerin zarar görmemesi şartıyla bahçede kazı yapılmasına da izin vermişti. Ay, çiçekleri de çok umursarmış yani güya. Polis zor durumdaydı. Cesedi çıkarılan kadının kimliği bulunamıyordu. Ayrıca Puente ile olay arasında bir bağlantı da kurulamıyordu. Puente'nin taşınmasından önce cesedin oraya gömülmüş olması da mümkündü. Puente tutuklanmadı. O akşam evine dönmesine izin verildi. Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ceset haberini duyarak evin çevresinde toplanmaya başlayan bir kalabalığın meraklı bakışları arasında polis kazıya devam etti. Puente gözle görülebilir biçimde üzgün ve yorgundu. Oradaki en kıdemli polis görevlisi olan dedektif John Cabrera'ya tutuklu olup olmadığını sordu. Henüz değil diye yanıt verdi dedektif. En büyük anne ve kırılgan tavrına takınan mor ayakkabılı, pembe elbiseli ve kırmızı ceketli Puente, gürültü ve karışıklıktan rahatsız olduğunu, birkaç dakikalığına uzaklaşıp Clarion Otel'de bir kahve içmek istediğini söyledi. Cabrera bu ufak tefek, narin ve yaşlı bayanın kaçma niyetinden biraz kuşkulandıysa da, kadının kameralar ve meraklı kalabalığın arasından geçerken kendisine eşlik etmesini istemesi üzerine bu kuşku dağıldı. Yani işte polis beyefendi, beni karşıdan karşıya geçirir misiniz falan gibi bir taktik yaparak polisin güvenini kazanıyor ve adam da ne yapsın, geçiriyor onu karşıdan karşıya ve sanırım kaçacak. Bu arada televizyon kameraları onların binadan ayrılışını kaydetti. Charlie hafta sonu televizyon haberlerinde bu sahneyi izlemişti fakat üzerindeki kırmızı cekete rağmen çarşamba günü karşılaştığı kadınla televizyonda gördüğü kadın arasında bir bağlantı kuramadı. Cabrera, yaşlı kadının Clarion Otel'de bazı arkadaşlarıyla buluştuğunu gördü ve bu ufak tefek yaşlı bayanın kaçsa bile fazla uzaklaşamayacağını düşündü. Puente'nin orada kaldığını görüp tatmin olan Cabrera, yani polis memuru bu, kazının yapılmakta olduğu eve döndü.
O sırada Dorothea Poente'nin üzerinde 3000 dolar nakit para olduğunu bilmiyordu. 20 dakika sonra polis bir ceset daha buldu. Bunun üzerine Cabrera hemen Clarion Otel'e koştu. Fakat Dorothea artık orada değildi. Polis o gün yeni cesetler buldu. Ceset sayısı kısa süre içinde 7'yi bulacaktı ve Poente ortalıkta yoktu. Gerizekalı, nereye kaçacağını zannediyorsun yani? Hani farkındayım, savaş ya da kaç. Yani böyle can havliyle böyle bir şeyimiz aktive hale geliyor ya. Yani ya savaşıyoruz ya da kaçıyoruz içinde bulunduğumuz zor durumdan. Ama yani kaçmak ne işe yarayacak? 80'li yıllardalar. Çok rahat bir şekilde izini sürebilecek insanlar. Ne yapabilirsin yani? Hani yurt dışına kaçamadığı sürece pek bir şansı yok. Her neyse, boşuna uğraşıyor yani, onu söylemek istiyorum. Cabrera, Clarion'dan ayrılır ayrılmaz Puente otelden çıkıp bir taksiye atlamış ve 40 mil uzaktaki Stockton kentinin yolunu tutmuştu. Bu yolculuk ona tam 70 dolara mal oldu. Araba onu saat 13'te Greyhound otobüs terminaline bıraktı. Polis hala onu Sacramento'da ararken Dorothea, Stockton'dan Los Angeles'a giden bir otobüsteydi. Gecenin geç saatlerinde Los Angeles'a varan Puente, otobüs terminalinin yakınında bir otele yerleşti ve ertesi gün pazar sabahı Royal Viking Motel'e geçti. Yaşlı, sıradan görünüşlü kadın kimsenin dikkatini çekmedi. Kendisini odaya kilitledi. Televizyonda kendisini seyretmeye başladı. Üçüncü caddede yiyecek bir şeyler bulmak için dışarı çıkana kadar orada kaldı. Tabi eşyasız falan, hiçbir şekilde hiçbir şey olmadan gittiği için de böyle bir yalan uydurmak zorunda Charlie'ye. İşte hiçbir şeyimi alamadım da bilmem ne falan. İşin aslı buymuş, kaçmış yani polisten. Sonraki 3 gün boyunca odasında oturup haberleri izlerken hemen gizlenecek bir yer ve parası bitmeden bir gelir kaynağı bulmak zorunda olduğunu anlamaya başladı. Çarşamba günü öğle saatlerinde Dorothea kırmızı ceketini ve mor ayakkabılarını giydi. 3. caddede ağır adımlarla yürümeye başladı. Mağazaları ve barları inceliyor, bir fırsat arıyordu. Havalı kırmızı ceketi ve mor ayakkabılarıyla yol boyunca yürüyen büyük annenin canavar ruhlu bir seri katil olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Ya bir de bir şey söyleyeceğim şimdi. Kaç kişiyi öldürdü tam olarak bilmiyorum. Şu ana kadar 7 ceset çıkmış ama şöyle bile olmuyor. Ya bir tane öldüreyim, ondan sonra daha öldürmem ya. Filan bile dense mutlaka ve mutlaka o bir kişi, yani çok böyle nadir durumlar dışında ortaya çıkıyor ya da birileri merak ediyor, bir şey oluyor falan. Hani bir tane yapayım sonra dururum filan gibi bir şey olmuyor zaten. Bu kişiler böyle bunu yapmak için tekrar tekrar kendilerinde böyle bir içlerinde bir karıncalanma hissettikleri için zaten tekrar tekrar cinayet işliyorlar. Ve acaba nereye kadar bunun süreceğini düşünüyorlar. Yani böyle yaparım, gömerim onları bahçeme, hayatımın sonuna kadar da kimse fark etmez. Oh ne güzel hayat falan diye mi düşünüyorlar? Hani mutlaka bunun sonucunda böyle boktan bir şey olacağını bilmeleri gerekiyor ya. Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Ya işte bunun için aslında zaten suç psikolojisi denen çok farklı bir dal var. Ve ben de hayatımda hiç suç işlememiş mal bir insan olarak ya nasıl yapıyorlar abi falan filan diyorum ama yani düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Acaba hayatlarının sonuna kadar gerçekten hiçbir şeyin anlaşılmayıp öyle güllük gülistanlık yaşayacaklarını filan mı düşünüyorlar yani? Neyse, birkaç saat yürüdükten sonra Monte Carlo'ya girdi. Yorgun, hasta görünüşlü, yaşlı bir adamın barda oturmuş tek başına içtiğini görünce aradığı şeyi bulduğunu anladı. Gidip Charlie Wilkes'in kendini rahatça görebileceği bir yere oturdu ve işe koyuldu. O gün öğleden sonra Dorothea, Royal Viking'deki odasına döndüğünde kendisini enerjik ve zinde hissediyordu. Charlie ile içtiği vodka iştahını artırmıştı. Charlie'nin ona aldığı tavuklu sandviçlerden birini yedi. Av kokusu almış gibi heyecanlıydı. Yırtıcı bir hayvan gibi avına odaklanmıştı. Kendinden hoşnuttu. Los Angeles çok iyi tanıdığı bir yer değildi. Fakat birkaç saatlik dolaşmayla kolayca ele geçirebileceği potansiyel bir gelir kaynağı bulmayı başarmıştı. Ortadan kaybolmasının kimsenin dikkatini çekmeyeceği sosyal güvenlik yardımıyla geçinen yalnız ve hasta bir adam. Geç saatlerde telefon çaldığında Dorothea'nın zihni hala sergileyeceği performansla meşguldü. Telefon eden Charlie'den başkası değildi. Onu evine yemeğe davet ediyordu. Bedeninin her bir dokusu gelecekteki avının görünen başarısının verdiği heyecanla meşguldü. Ertesi gün tam bir denetim sağlayacak ve açtığı tuzağı kapatacaktı. Dorothea soğuk bir bira söyledi ve ikinci sandviçini yemeğe koyuldu. Evet, şimdi artık Dorothea Puente'nin çocukluğundan ve gençliğinden bahsetmeye başlayabiliriz. Yani bütün katillerin çocukluğunda, gençliğinde kötü şeyler yaşadığını bildiğimiz için bundan bahsetmemek olmaz.
Dorothea Puente, 9 Ocak 1929 günü Kaliforniya'nın San Bernardino ilçesindeki küçük Redlands kentinde Dorothea Helen Gray adıyla dünyaya geldi. Büyük buhranın hemen öncesinde doğan küçük kız 7 çocuğun 6.sıydı. Büyük buhranda birkaç video önce söylemiştim size The Great Depression. Amerika'da ekonominin bayağı çöktüğü ve insanların çok fakirleştiği bir dönem. Babası Missourili Jesse James Gray, intihar eğilimli bir Birinci Dünya Savaşı gazisiydi. Savaş sırasında maruz kaldığı hardal gazı yüzünden sakat kalmıştı ve zihinsel bakımdan hastaydı. Zaten böyle bir babaya sahip olmak bile başlı başına, hani travma sahibi bir insanın aile üyesi olması bile başlı başına bir travma sebebiyken bakalım neler yaşayacak. Dorothea'nın annesi Oklahomalı Trudy Mae Gates ise çalışamayacak kadar alkolikti. Al işte. Bazen aileyi terk ediyor, günler haftalar sonra eve dönüyordu. Dorothea'yı esas olarak abileri ve kız kardeşleri büyütüyordu. Aile, yöredeki çiftliklerde çalışan, meyve sebze toplayarak geçinen göçmen işçilerin bulunduğu yoksul bir semtte yaşıyordu. Annelerinin ortadan kaybolması ya da cezaevine girmesi, babalarının ise zaman zaman hastaneye kaldırılması yüzünden aile fertleri sonunda akrabalar ile komşular arasında paylaşıldı. Dorothea 7 yaşına geldiğinde ailenin kalan kısmı önce Los Angeles'a sonra San Dimas yakınlarına taşındı. Sürekli iş arıyorlardı. Bu yolculuklar sırasında 29 Mart 1937 günü Dorothea 8 yaşındayken babası öldü. Of, bir de buna çocuk yaşta aile üyelerinden birinin vefatının travmasını ekleyelim. Annesi daha derin bir alkolizm batağına gömüldü ve sonunda çocuklarının velayetini kaybetti. Dorothea, Kaliforniya, Ontario'daki İsa Kilisesi'nin işlettiği bir yetimler yurduna konuldu. Aylar sonra annesi bir motosikletin arkasında sarhoş giderken öldü. Aman Allah'ım ya. Gerçekten çok 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 zor bir çocukluğu olmuş. Dorothea'nın çocukluk tarihi genellikle psikopatinin tohumu olduğuna inanılan anne ile çocuk arasındaki kopukluk örüntüsüne tam olarak uymaktadır. Oha, bunu bilmiyordum. Psikopatinin nedenlerinden birinin anne çocuk arasındaki kopukluk olduğunu bilmiyordum. Müthiş bir bilgi oldu bu benim için gerçekten şu an. Öğretmenleri onun yalan söyleyen, kendisi hakkında büyük öyküler uyduran, gelecekte başının derde gireceğine dair belirtiler sergileyen bir çocuk olduğunu hatırlamaktadır. Dorothea'nın ablası, kardeşinin tutuklanmasından sonra 1988 yılında zekice bir yorumda bulundu. İnsanlar zor bir çocukluk geçirdiklerinde, kendi dünyaları çok zor olduğunda bazen sürekli rol yapan biri haline gelirler. Dorothea 16 yaşına kadar göçebe yaşadı. Çeşitli evler, akrabalar ve ablalar arasında gidip geldi. İnce ve güzel bir kızdı ve bunun farkındaydı. İnsanlara istediklerini yaptırmak için güzelliğini yalanlarla birleştirerek kullanmayı öğrendi. 16 yaşındayken zeki ve sağlam yapılıydı. Kendisini baştan yaratmaya karar verdi. 1945'te Washington Olympia'nın yolunu tutan ve kendisine Sherry adını takan Dorothea, fahişe olarak çalışmaya başladı. Bu arada sıkı biçimde içme alışkanlığı geliştirdi. 16 yaşında fahişeliğe başladığı sırada muhtemelen bakire değildi. Daha erken bir cinsel tarihi olmalıydı ki bu da psikopatik kadınlar için tipiktir. Ancak bu tarih tam olarak bilinmemektedir. Muhtemelen bakire değildi kanısına nereden varıldığını anlamadım bu arada. Ne bileyim, bana böyle alakasız bir yorum gibi geldi. Nereden biliyorsun mesela? Her neyse, Dorothea'nın kendi geçmişine ilişkin değerlendirmeleri kurgudur ve güvenilir değildir. Cezaevindeki ilk günlerinde şu iddiada bulundu. 3 yaşındayken pamuk, patates, salatalık, daha sonra meyve toplardım. Nihayet 13 yaşındayken evlendim. Kocam birkaç yıl sonra öldü. Bunlar doğru değildi. 1945 yılının Kasım ayında Dorothea 16 yaşındayken Pasifik Savaşı'ndan henüz dönmüş 22 yaşındaki eski asker Fred McFall'la evlendi. Nevada'daki küçük, ıssız Gardnerville kasabasına taşındılar. 1946 ile 48 yılları arasında Dorothea'nın iki kızı oldu. Fakat ikisini de reddederek birini Sacramento'daki akrabalarının yanına gönderdi, diğerini ise evlatlık olarak verdi. Ulan... Anlamıyorum yani, o yıllarda da doğum kontrolü ne kadar vardı bilemiyorum da. Ya düşün, 9 ay karnında taşıyorsun, doğuruyorsun, o kadar acıya katlanıyorsun. Sonra istemiyorum bu çocuğu, bye bye. Çok garip geliyor bana gerçekten. 1948 yılının sonunda McFall ondan bıktı ve terk etti. Bu aşağılayıcı bir durumdu. Dorothea onun evlilikleri sırasında öldüğü gibi bir yalan uyduracaktı. 1988 yılında kendisiyle yapılan bir röportaj sırasında Fred McFall artık iyice yaşlanmış ve belleği zayıflamıştı.
Fakat Dorothea hakkında iki şeyi gayet iyi hatırlıyordu. Olağanüstü güzeldi ve kendi geçmişi hakkında eski bir buhran sırasında kaybeden zengin bir aileden geldiği gibi çeşitli masallar uydurup anlatırdı. Masalları, cazibesi ve güzelliğinden oluşan üçlü bileşim sayesinde istediği her şeyi yaptırmak gibi şaşırtıcı bir yeteneği vardı. Dorothea boşandıktan sonra San Bernardino'ya taşındı ve 1948'de karşılıksız çek kullanma girişiminde bulunduğu zaman ilk kez suçlu bulundu. Cezasını indirmek için elinden geleni yaptı ve sonunda 4 ay hapse mahkum edildi. Fakat şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Hemen ortadan kayboldu. Hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına rağmen suçu sıkı biçimde aranmasına yol açmayacak kadar önemsizdi. 1952'de Dorothea ikinci kez evlendi. Kocası 1988'de Charlie Wilkes ile tanıştığı sırada kullandığı soyadını aldığı Axel Johansson idi. 1950'ler ve 60'lar boyunca Dorothea sıkı biçimde içmeye, fanteziler kurmaya ve yalanlar söylemeye devam etti. Johansson'la evliliği annesinin evliliğini andırıyordu. Sık sık kavga ediyorlardı ve Dorothea haftalarca, bazen aylarca ortadan kayboluyor, sonunda yine Johansson'a dönüyordu. Fahişeliğe geri döndü fakat eskisi kadar güzel olmadığını fark edince Sacramento'da kendi genel evini kurdu. Çok başarılı oldu ve sonunda muhasebecilik hizmeti vermek için bir bina kiraladı ve bu işi telefon kızlarıyla yönetti. Polis onu yakaladı. Ayrıntılı bir soruşturmanın ardından 1960 yılının Nisan ayında Dorothea kötü şöhretli ev işletmekten suçlu bulundu. Fakat suçunu kabahatler kategorisine sokmayı başardı ve cezaevinde sadece 3 ay kaldı. Ya insan öldürmediğin sürece cezaevinde o kadar böyle kısa, yani ne kadar uzun olursa olsun mutlaka işte affedilme falan gibi şeyler oluyor. Yani en azından Türkiye'de ve benim gözlemlediğim kadarıyla Amerika'da adalet sistemi böyle işliyor. Başka ülkelerde nasıl bilmiyorum. 1966'da Dorothea 37 yaşındayken Johansson nihayet yeter dedi ve boşanma davası açtı. İkinci evliliği de böylece sona erdi. Artık neredeyse 40'ına gelmiş, güzelliği iyice soğumuş, kilo almıştı. Üstelik içki sorunu vardı. Sokak fahişeliği ona artık güvenilir bir iş gibi görünmüyordu. Yakalanmamış olmaları halinde bu yaştaki seri katillerin çoğu yavaşlamaya başlar ve nihayet cinayet faaliyetlerine son verirler. Yine de fırsat düştükçe fantezileri olur, zaman zaman geçmişte kalan cinayetlerini yeniden yaşarlar, cinayet mahallinde dolaşırlar ve öldürdükleri insanlardan kalma hatıra eşyalarla oyalanırlar. Ne kadar sapıkça, ne kadar iğrenç bir şey yalnız ya. Fırsat olduğunda yine cinayet işleyebilirler fakat uzun bir geçmişi olan fantezi yönelimli o sürekli cinayet saplantısının hayal alemlerindeki etkisi artık azalmıştır. Bunu da bilmiyordum. 40'tan sonra insanlar, yani seri katil olan insanlar yavaşlıyormuş, hatta durduruyorlarmış cinayetlerini. Zaten böyle görüyorsunuzdur, bazen haberler falan çıkıyor ve 60-70 yaşında Amerika'da katiller falan bulunuyor. İşte 30 yıl sonra falan bir ceset bulunuyor ve suçlu bulunuyorlar DNA kayıtlarından falan. Çok enteresan yani, ta atıyorum 30 yaşındayken falan işlemiş cinayeti ama 70 yaşında hapse giriyor falan. Böyle çok olay var. Fakat Dorothea'nın durumu farklıydı. Bildiğimiz kadarıyla onun öldürmeye başlamasına daha 15 yıl vardı. Dorothea hayır işlerine girer. 1968 yılında bir ara Dorothea dikkatini hasta, yaşlı ve alkoliklere yöneltti. Onlarla aynı yerden geldiğini ve bir şeyler yapmazsa kendi sonunda onlar gibi olacağını görmüş olabilirdi. Evet, ben de bunu söyleyecektim. Anne alkolik, baba hasta. O yüzden dikkatini nedense o kişilere yöneltiyor. Yani kendinde onlardan bir parça bulduğu için de bunu yapıyor olabilir aslında. Ve kendi çocukluğundan nefret ettiği için de belki bu insanları hedef alıp onları öldürmeye çalışmış olabilir bir yandan yani. Yani ana hedefi para kazanmak tabii ki ama böyle bir analiz de yaptım ben naçizane. Küçük bir bina kiraladı ve kendisini Samaritanların, yani alkolikler için bir bakım merkeziymiş burası, Samaritanların sahibi olarak tanıttığı sosyal hizmet bürolarını dolaşmaya başladı. Kurum yetkilileri onun imkanlarını incelediklerinde firmadan etkilendiler. Sevgi dolu Puente, bölge sakinlerini azar azar evine almaya başladı. Hasta ve alkoliklere çok nazik, sevgiyle yaklaşıyor fakat ilaçlarını almaya direnmeleri ya da evin kurallarını biraz ihlal etmeleri halinde küfretmekten ve onları itip kalkmaktan çekinmiyordu. Ya oradaki yaşlı amcalara ve teyzelere çok acıdım şu anda. Sacramento Sosyal Hizmet Kurumu kalacak yer bulmakta zorlanan alkolik müşterileri Dorothea'nın evine seve seve gönderiyordu. Ancak sevgi dolu kadının sosyal güvenlik ödeneklerinin doğrudan kendisine aktarılması gibi katı kuralları vardı. Barınma ücretlerini bu şekilde karşılıyor, paralarını içki için değil kendi sağlıkları için harcamalarını istiyordu.
Dorothy'ye herhangi bir sağlık hizmeti ya da psikolojik terapi sağlamadığı için lisans alması gerekmiyordu ve denetim gevşekti. Gelirine ek olarak Dorothy'ye yaşlılara ve sakatlara ücretli olarak bakım hizmeti veriyor ve onlara hemşirelik yapıyordu. Özel hayatında Dorothy'ye çöküş halindeydi. Artık iyice kiloluydu ve evinde kalanlardan birini sarhoş göründüğünde hemen saldırıya geçerek bağırıp çağırmasına rağmen kendisi gün boyunca azar azar, geceleri ise aşırı biçimde içiyordu. Bu arada Hispanik bir kimlik edinmeye başladı. Ailesinin Meksika'dan geldiğini iddia ediyordu. 1930'larda Meksikalı tarım işçileri arasında büyümüştü. Biraz İspanyolca konuşuyordu ve o kültüre aşinaydı. Dolayısıyla bu kolay bir roldü. 39 yaşındaki Dorothea, zaten ismi yani İngilizce gibi değil, Puente falan soyadı bana çok İspanyol geldi yani. 39 yaşındaki Dorothea, 21 yaşındaki Hispanik Roberto Jose Puente ile evlendi. Pardon. Kendi soyadı değilmiş zaten. Çok özür diliyorum. Roberto Jose Puente ile evleniyor. Evlilik töreni Nevada, Reno'da yapıldı. Bu evlilik 2 hafta içinde dağıldı ve ardında bir zaman sonra seri katil olarak ün kazanacak olan Puente ismi kaldı. Ben bu kadını İspanyol sanıyordum ya, sırf bu soyadı yüzünden. Aslında hiç alakası bile yokmuş, bildiğin düz beyaz bir Amerikalı bir kadınmış yani. 1969'da Dorothea Roberto'dan boşandı ve 10 bin dolar borç nedeniyle Samaritanlardan iflasını ilan etti. Hemen 21. cadde yakınlarındaki 2100 F caddesinde 16 odalı Victoria tarzında bir evde yeni bir rezidans oluşturdu. Terk ettiği işi yeniden toparladı fakat bu kez daha örgütlüydü ve Puente ismini taşıyordu. Birkaç haftada bir Dorothea sosyal hizmet çalışanlarına ve evde kalan alkoliklere ziyafet veriyordu. Bu ziyafetlerde yemeklerin kalitesi ve hizmet dikkati çekiyordu. Her defasında yemek masasında kusursuz yemek takımları oluyordu. Kuruma gelen müfettişlere her defasında kusursuz mutfakta bir dilim pasta ya da öğle yemeği sunuluyordu. Bu bir gösteri değildi. Orada kalanlar çevredeki benzer evlerle kıyaslandığında yemeklerin mükemmel olduğunu doğruladılar. Puente iki aşçı tutmuştu ve onların mutfaktaki faaliyetlerini dikkatle denetliyordu. Dorothea işleri binanın kendine ayırdığı üçüncü katından yönetiyordu. Birinci ve ikinci katlarda daha varlıklı, federal düzeyde yardım gören müşteriler tıpkı bir otel gibi içinde küçük bir yatak odası, tuvalet ve televizyon olan dairelerde kalıyorlardı. Daha yoksul, ilçe düzeyinde yardım görenler bodrumlarda sadece perdeyle ayrılmış küçük kabinlerde yaşıyorlardı. Fakat hepsi gayet iyi besleniyordu. Dorothea'nın sosyal hizmetlerini az da olsa gölgeleyen tek şey kendi geçmişini abartma eğilimiydi. Ünlü kişileri tanıdığını, batağın ölüm yürüyüşü ve Hiroşima'ya atom bombası atıldığında orada olduğunu iddia ediyordu. Sosyal hizmet görevlilerinin gözünden kaçan nokta Dorothea'nın giderek bir doktor gibi davranmasıydı. Alt kattaki küçük bürosunun duvarına sahte bir diploma asmış, enjektör ve tansiyon aletleri gibi tıbbi ekipman almıştı. Dorothea'nın evini her ay ziyaret etmekle görevli bir sosyal hizmet hekimi, evde kalanların muayenesini yaparken Dorothea'nın nasıl yanında durduğunu hatırlıyordu. Kendisinin de hekim olduğunu iddia ediyor ve gerçek hekimin yazdığı ilaçların farmakolojik özellikleri hakkında onunla tartışıyordu. Fakat ev o kadar mükemmel biçimde yönetiliyordu ki kadının eksantrik tavırları göze batmıyordu. Abi öyle olmayacak işte. Herkesin en tuhaf yani en küçük bir tuhaf özelliğini bile şey yapacaksın. Özellikle sosyal hizmetlerde ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de her şeye böyle bir şey olabilir mi ya diye tepki verdim bu videoda nedense. Neyse. Genelde Hispaniklerden oluşan komşulara Dorothea kendisini La Doctora olarak tanıtıyor. Onlara ilaçlar tavsiye ediyor ve vitamin enjeksiyonu yapıyordu. Yuh yani. 1975'te Dorothea Puente kendisini bu kez Sacramento'nun Hispanik topluluğunda önemli bir sosyal figür olarak yeniden yarattı. Sayısız hayır işine sponsorluk ediyor ve sık sık para bağışında bulunuyordu. Önceki baştan çıkarıcı fahişe kişiliğinden soyunmuş, çok daha gelişmiş, saygıdeğer bir yaşlı kadın kimliği edinmişti. Bu arada böyle anlatıyor ama işte fahişeler saygıdeğer değildir. Yok işte yaşlanmıştı, güzelliği kaybolmuştu, kiloları artmıştı falan gibi çok cinsiyetçi ifadeler de var. Size böyle çok nötr bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ama bu salak ifadeler de gerçekten dikkatimi çekmiyor değil. Bunlar için üzgünüm gerçekten. Bunlar yazarın kendi hadsizlikleri yani. Yaşlı, gri saçlı, zengin bir kadın. Dünyanın çeşitli yerlerinde sayısız mülkü olduğunu iddia ediyordu. Hispanik müzisyenlere kefil oluyor, onların Amerika'ya girmelerine yardımcı oluyor ve İspanyolca yayın yapan radyo ve televizyonlarla sözleşme yapmalarını sağlıyordu. 1976'da Dorothea yine Reno'da 4. kez evlendi. Bu seferki kocası evin çalışanlarından kendisinden 10 yaş genç Pedro Angel Montalvo idi.
yani 47 yaşında, adam da 37 yaşında. Yani çok büyük bir yaş farkı olmuyor genelde ileri yaşlarda olan insanların yaş farkları çok göze batmıyor. Dorothea'nın çevresinde çalışan insanlar adamın biraz aklı karışık bir tip, tuhaf, geveze ve enerjisini nereye harcayacağını bilemeyen biri olduğunu hatırlıyorlardı. Evlilik sadece birkaç hafta sürdü fakat Dorothea'ya başka bir isim kazandırdı. Montalvo. 1977'de Dorothea Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin adaylarına büyük bir katkıda bulunmuştu. Bağış toplayanlara, seçim kampanyalarında öne çıkanlara ziyafet sofraları hazırladı. Kongre üyeleri, eyalet ve ilçe yetkilileriyle samimi ilişkiler kurdu. Bir keresinde güçlü ve zengin insanların katıldığı bir toplantıda Kaliforniya valisi Jerry Brown'un muhteşem Dorothea'ya yaklaştığı, onu kucaklayıp öptüğü ve onunla dans ettiği görüldü. Ay, o vali, acaba sonradan o vali için ne demişlerdir? Kusursuz giyinen ve süslenen, büyüleyici, cömert ve sosyal Dorothea, Kaliforniya'nın siyaset çevrelerinin zirvesinde herkesin sevdiği bir ev sahibesiydi. Puente, sorumlu Hispanik ailelerin genç kızlarına özel bir ilgi gösteriyor, onların eğitimlerine destek oluyor, bazen de onlara barınak sağlıyordu. Neyse, en azından bir iki hayır işlemiş. Gerçi yani birilerini öldürdükten sonra işlediğin hayırın ne anlamı var ama... Neyse, o kızlar en azından daha iyi bir yaşama sahip olmuşlardır umarım Dorothea sayesinde. Bu arada kızların ve ailelerin yasal sorunlarına tıpkı bir avukat gibi müdahale ediyordu. Bu arada Hispanik ailelerin sürekli böyle avukat sorunları olmasının sebebi de muhtemelen Amerika'ya yerleşememeleri, işte kaçak göçmen olarak falan gelmeleri. O yüzden sürekli böyle yasal problemleri oluyor. Misafirlerine onları kızlarım diye tanıtıyordu fakat hiçbirini resmen evlat edinmedi. Bu davranış sebepsiz değildi. Belki de kendisini o kızlardan biri gibi görüyor ya da onların neye ihtiyaçları olduğunu gayet iyi biliyordu. Bu ihtiyaçları karşılamak onun için kolaydı. Dorothea seri cinayetten tutuklandığında bazı genç Hispanik kadınlar onun suçsuz olduğunu söyleyerek öne çıktılar. Birisi şöyle dedi: "Bu kadın hayatıma girmeseydi bugün nerede olurdum? Düşünmek bile istemiyorum." Tabii bu kadınların böyle düşünmeleri, buna inanmak istememeleri de çok normal. Bunu da anlayabiliyorum. Mesela bana çok yardım etmiş olan, çok sahip çıkmış olan, ne bileyim eğitimime, her şeyime katkıda bulunmuş olan bir insanın da böyle bir insan olmasını kabullenemezdim herhalde ben de. Dorothea Puente'nin öyküsü yabancı değildir. Ayrı bir yeri olan bir başka seri katil, Chicago'da başarılı bir inşaat müteahhidi ve topluluk içinde saygın bir yeri olan John Wayne Gacy'yi hatırlatır. Her yıl yapılan Polonya Anayasa Günü yürüyüşünde önderlik eder, komik kılıklara bürünerek yöredeki hastanede yatan çocukları ziyaret ederdi. John Wayne Gacy biliyorum, The Killer Clown. Palyaço rolü yapıyor. Bir dakika. Evet evet, aynen öyle. Bu adam resmen palyaçoluk yapıyor ya. Yani bir taraftan çok işte saygın bir insan, çocuklara hayırseverlik yapıyor, palyaço kılığına falan giriyor. Bir taraftan da böyle genç erkek çocukları taciz ediyordu ve öldürüyordu. Onun hikayesi de çok korkunç gerçekten. Evinin bodrumunda gizli bir yer vardı. Polis orada 28 uvalan çocuğu ve genç erkeğin iple bağlanmış cesetlerini bulmuştu. Oy. Onları evine davet etmiş, vahşi biçimde işkence yapmış, tecavüz etmiş ve öldürmüştü. Neyse, belki bir ara erkek seri katillere de geçerim ve o zaman anlatabilirim belki bunu. Ama şimdiki konumuz Dorothea. 1977 yılında Dorothea, bağırsak bypass ameliyatını kapsayan bir zayıflama işlemi için hastaneye yattı. Bu işlem karaciğer ve diğer organları olumsuz etkilediği için artık kullanılmıyor. Ameliyattan önce ve sonra Dorothea herkese kalp hastalığı ve kanserden muzdarip olduğunu anlattı ve ameliyata girmeden önce üvey kızlarına kurulacak çeşitli vakıf ve tröstlere milyonlarca dolar bırakan bir vasiyetname hazırladı. Bu vasiyetname ile kendisini muazzam bir servetin sahibi gibi gösteriyordu. Ölseydi böyle bir servetin olmadığı anlaşılacaktı. Oha ya, bir de böyle şehit gibi gitmeye çalışmak falan, inanamıyorum ya. Gerçekten böyle hani... Derler ya, böyle kafasında ne tilkiler dolaşıyor bilemiyorsun bazı insanların. Böyle acayip kurnaz bir kadınmış yani. Bu cömert ve savurgan hayat, bütün o elbiseler, ayakkabılar, süsler, sponsorluklar, armağanlar, zayıflama ameliyatı ve diğer kozmetik işlemler, bunların hepsi Dorothea'nın evinde kalanların sosyal güvenlik ödeneklerinden ve evde bakım hizmeti veren hemşire olarak evlerini ziyaret ettiği insanlardan çaldığı paralarla karşılanıyordu. Yani birkaç kız için Robin Hood'luğa soyunmak yaptığı bu diğer iğrenç şeylerin hiçbirini karşılamıyor maalesef. Her neyse. Evet, bayağı çalkantılı, bayağı hareketli bir hayatı varmış Dorothea'nın.
Bir sonraki bölümümüzde Dorothea'nın artık yavaş yavaş itibarını kaybetmesini ve sonraki işte başına gelen diğer olayları anlatacağız. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Bu sefer dediğim gibi geçen videoda çok fazla renk kullanmıştım. Bu videoda birbirine yakın renkler kullanmaya çalıştım. Bence boyadıkça zaten daha profesyonel, daha böyle iyi bir hale getireceğim bu şey, görüntüyü. Yani arkaya da belki değişik şeyler eklerim falan filan. Evet, öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu, sağlıklı ve korkunç kalmanızı diliyorum. Stay spooky diyorum size. Ve hoşça kalın diyorum. Bay bay. Patronlarıma ve YouTube destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Büşra Özcan, Feyza Karapınar, Rana Sirel, Gül Kuan, Ruhsar, Fizisoo, İrem Tabak, Evre, Bengisu, Nisan Özdamar, İlayda Cankurt, Demet Kayabaşı, Aleyn, Yağız G, Fru McFly, P-Queen, Hornet STK, Kübra Özyoldaş, Ercan Tenekecioğlu, Ece Sözer, Alex Raza, Melike Karayil, Süleyman Akbulut, Belemir Türkeç, Hansa Reul, Alfa Demon, Meryem Nazlı Yılmaz, Fiziso, Zeynep Özgegül, H.O., Ece Turgay, Kaan Taşkın, Patlar Uslu Keleker, Seda Nur Kütük, Metafori Kimsi, M.Y., Cemre Cix, Begüm Candan, Emre Ulaşaydın, Cemre Hasret Alan, Sema Deniz, Nur Ataş, Zeynep, Burbur, Miraç Çakır, Elif Ekiz, Andromeda, Beyza, Beautifully Ruin, Burcu Kelemen, Nepo, Yiğit Kara, Dilara Bayraktar, Ünzel ve Haku. Ve özel zehirli bıyıklarım Tarih Obası ve Can Sungur ve Yakın Evren. Hatta bu videoyu bu gece yapmamın sebebi de Can Sungur ve Yakın Evren. Aslında ben bok gibi book reviews yapmayı planlıyordum. Ama bugün posta geldi bana. 3 tane daha seri katiller boyama kitabı yollamış kendisi. Çok mutlu oldum. Çok çok öpüyorum sizi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.